Herkese merhabalar. Yeni bir günde evde hareket zamanıyla karşınızdayız. Ben egzersiz uzmanı Ebru Karaduman. Sevgili sporcu arkadaşlarım Hatice ve Seda ile birlikte 7'den 70'e herkes bizimle bu egzersizleri rahatlıkla uygulayabilir. 30 dakika boyunca gerçekten çok enerjik, eğlence dolu ve kaslarımızı maksimumda hissettiğimiz bir egzersiz serisi sizler için hazırladık. Başlamadan önce küçük uyarılarım var. Eğer kronik bir rahatsızlığınız, herhangi bir sakatlığınız, yakın zamanda geçirdiğiniz bir ameliyat gibi durum varsa lütfen öncelikle doktorunuza danışarak bu egzersizleri bizimle uygulayın. Aynı zamanda egzersiz süresince eğer hareketlerde çok ciddi bir kas zorlanması, kas krampı gibi vücudunuzda bir değişim hissederseniz lütfen durun. Kendinizi çok zorlamayın. Doktorunuza danıştıktan sonra ertesi gün yine bizimle hareketlere devam edebilirsiniz. Evet, güzel bir ısınmayla her zaman olduğu gibi başlayacağız. Şimdi herkes omuz genişliğinde bacaklarını açsın. Mutlaka parmak uçlarınız karşıyı göstersin. Dik bir postür duruşu istiyorum. Sanki başınızın üzerinde bir mıknatıs var. Şimdi burnumuzdan derin nefes alıyoruz ve ağzımızdan nefes veriyoruz. Burnundan derin nefes alırken gözlerini kapat. Nefes verirken nefes sesine odaklan ve duy. Tekrar derin bir nefes al. Nefes verirken iyice nefesini uzat. Karın kaslarının sırtına doğru yapıştığını hisset. Derin bir nefes al. Şimdi burada egzersiz süresince postür duruşu oldukça önemli. O yüzden her zaman çenenle göğsün arasında bir tenis topu olduğunu hayal et ve omuzlar kulaklardan uzak. Son kez burnundan bir derin nefes al ve ağzından nefes ver. Evet, şimdi ellerini beline yerleştirdin. Kalça kemiklerinin üzerine aynı zamanda minik açılarda belini çeviriyorsun. Eğer herhangi bir belinde fıtık başlangıcı varsa lütfen Seda gibi hareketleri küçük açılarda yap. Evet. Çevir kalçayı. Süper. Evet, yine bacaklarını birazdan omuz genişliğinden fazla açtın bu esnada. Kolları yana aç, kapat, nefes verirken aç. Derin nefes al, nefes verirken aç. Neden ısınma yapıyoruz? Çünkü yapacağımız egzersizde kalp ritmini zaman zaman arttıracağız ve bölgesel olarak tüm kas gruplarımızı hissedeceğiz. Son olarak kal arkada ve kısa kısa kollarını ittir. Bu sebeple ısınma her antrenmanın başında ve soğuma da aynı zamanda sonunda çok önemli. O yüzden her zaman ısınmaya ve soğumaya özen gösteriyoruz. Ve şimdi bırak, sağ kolunu kaldır, sola doğru vücudunu yatır, gidebildiğin kadar git. Hatice ile beraber küçük bir açıda yapabilirsin. Derin bir nefes al, sola doğru. Harika. Bacaklarını kapat. Ellerini yine kalça kemiklerinin üzerine yerleştir. Sağ bacak önde, küçük daireler yapıyoruz ve şöyle kalçayı, kasıkları ve aynı zamanda tüm bacakları uyandıralım. Süper. Gel hemen diğer tarafa. Nefes alıp vererek her zaman. Egzersiz boyunca zorlandığımız noktalarda hep nefes vereceğiz. Devam et. Ve şimdi olduğun yerde artık yürümeye başlıyorsun. Yürürken kolları da kullan. Nefes al ver. Kullan vücut dik açıları. Dediğim gibi karın içeride, artık omuzlar kulaklardan uzak.
Kızlar kolları kullanmaya başladınız. Evet, yavaş yavaş olduğumuz yerde yürüyoruz. Şimdi bu yürüyüş temposunu zaman zaman arttıracağız. Zaman zaman varyasyonlar ekleyeceğiz. Şimdi başlıyorum. Bak, kollar. Haydi. Kollarını da ekle. Nefes al. Nefes verirken kolları ekle. Evet. Normal kendi temponda yürürken kolları ekledin. Ve bu açıda hep karın içeride, nefes alıp verirken tüm vücut aktif. Şimdi kollar yukarıya. Olduğun yerde yürürken yukarıya. Nefes al verirken yukarı. Haydi. Yürürken, evet. Son 3, 2 ve şimdi bırak bir rahatla, bir rahatla. Şimdi 2 adım 1 ve 2 sağa ve sola doğru gitmeye başlayacağız. Yavaş yavaş tempoyu arttırıyorum. Başlıyoruz sağ. 1, 2, hop, hop. Devam. Haydi. Birazdan hızlanacağız. Kolların kendi akışında devam ediyor. Nasıl rahat edersen, herkesin koordinasyonu için rahat, hop, hop. Haydi çak bakalım biraz. Artık eğlen. Nefes al ver, hop. Devam, hop. Son 4. 3, 2 ve olduğun yerde haydi biraz daha artık dizlerimi yukarıya doğru artık çekiyorum. Eğer özellikle çocuklar bana eşlik edebilirler, çocuklar ve yetişkinler. İleri yaş grubu yani 60 yaş üzeri yetişkinlerse Seda Hocam seninle birlikte biraz daha hareket açılarını küçük yapabilirler. Artık tempoyu biraz arttırıyoruz. Ve şimdi artık olduğumuz yerde... Bak. Bir, iki, çekmeye başlıyoruz. Bacakları arkaya, aynı zamanda kolları hop, 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 hop kolları da kullanacağız. Hazırsak hep birlikte... Evet, ileri yaş grubu Seda Hocam'la beraber... Devam ediyor. Hazır ve hop sağ. 1, 2, 3, 4. Ver nefesini hop. Ve son. 10, 9, 8, 7, 6. Bırakma kolları, kullan. Haydi. Son 5, 4, 3, 2. Ve artık olduğun yerde koşmaya başlıyoruz. Haydi bakalım. Çocuklar, yetişkinler, anneler, babalar, özellikle çocuklara diyorum ki enerjiyi hiç düşürmeyin. Biliyorum yorulmak bilmiyorsunuz ama güne evde hareket zamanıyla başladığınızda gerçekten çok daha kontrollü bir enerjinizi harcıyor olacaksınız. Haydi anneler, babalar, kimler varsa ekran başında bizlerle. Olduğun yerde nefes alıp vererek koşmaya devam et. Özellikle her sabah antrenmanlarımıza ısınma ve bu şekilde yürüyüş ve koşularla başlayacağız. Evde hareket zamanında unutmayın, spora bahane yok. Kızlar nasılsınız? Süperim. Harika. O zaman şimdi biraz alan kullanımı yapacağız. Yani... Çapraza doğru gidiyorum. Bak, izle beni. Çapraza doğru biraz gidiyorum. Sonra geri geliyorum. Sonra sola gidiyorum ve tekrar geri geliyorum. Yine ileri yaş grubu için Seda Hocam hareketi biraz modifiye etmeni, biraz yavaşlatmanı rica ediyorum. Tamam. Hatice Hocam, biz tempoyu, gücü arttırıyoruz. Haydi, bu sefer solla başlayalım. Haydi, hazır. Hop, sola, çapraz, git. Hop, geriye gel. Sağ, git. Hop, gel arkaya. Haydi.
ileri, sol, tekrar. Bırakma, enerjiyi düşürme, nefesini kullan. Burnundan nefes al. Ve ver. Nefesini hiçbir zaman tutmamalısın. Haydi. Son. Dört. Gel, 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 gel. Süpersin. Haydi son iki. Ve son kez. Gidiyorsun. Harikasınız. Wow. Evet, nefes al, ver, yürü. Şöyle aç bacakları, aç, bir rahatlatayım sizi. Derin bir nefes al. Ver. Şöyle bir nefes al. Ver. Son kez derin nefes al. Ve ver. Olduğun yerde yürümeye devam et. Şimdi. Evet, yavaş yavaş. Son biraz daha. Kardiyovasküler bir tarzla devam ettikten sonra, yani kalp ritmimizi arttırdıktan sonra bölgesel olarak kas gruplarına odaklanacağız. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bakın şöyle kolları ve bacakları kullanarak biraz daha yüksek bir açıda kaldırabildiğim kadar bacağımı kaldırarak wow, bu hareketleri yapacağım. Yine her zaman bugün Seda'ya odaklandım. Seda Hocam ileri yaş grubu. Tamam. 60 yaş üzeri için hareketleri küçük. Anlaştık. Hatice Hocam biz normal tarzımıza devam ediyoruz. İzle, hop, ters kol, ters bacak, biraz çapraza gidiyor bacaklar. Ve bunu biraz arttıracağım. Yani ileri yaş grubu da birazdan Seda ile yükseltecek enerjiyi. Tabii ki özellikle uyarmak istiyorum. Eğer zorlanıyorsan lütfen kendini çok zorlama. Gerçekten bir kas ağrısı. Bu arada da ben konuşurken hareketi de başlatmış oldum. Sizler de ekran başındaki herkes 7'den 70'e evde hareket zamanında lütfen bize ayak uydursun. Evet. Kızlar benimle misiniz? Evet. Hala. Harika. Devam. Şimdi nasıl arttırıyorum? Bak bir, iki, zıplayarak yapıyorum. Beraberiz. Biraz açılarını genişletebilirsin Seda Hocam. Hazır. Haydi bir 10 tane beraber başlıyoruz. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olduğun yerde yürümeye başla. Artık ilk yarıyı tamamladık. Şimdi ilk önce vücudumuzdaki gerçekten hani hep karın kasımız olsun isteriz ya. Öyle sadece karın hareketi çalışarak olmuyor. Nasıl oluyor? Şöyle kaba motor kas gruplarını, yani büyük kas gruplarını, yani özellikle bacaklarımızı çok çalıştırmalıyız. O yüzden bugün herkesin bildiği bir squat hareketiyle başlayacağız. Ama püf noktaları anlatıyorum hemen. Şimdi bacakları herkes omuz genişliğinden biraz daha fazla açsın. Ayaklar mutlaka karşıyı göstersin. Arkada bir sandalye olduğunu hayal et. Ve o sandalyeye yavaşça oturduğunu düşün. Kalçayı dokundurdun ve yukarıya kalkıyorsun. Bunu yaptığında diz kapaklarının ayak parmak uçlarının geçmemesine özen göster. Yani şu açı yanlış. Topuklar yerden kalkmayacak. Arkadaki sandalyeye dokunduk ve yukarıya kalktığımızda kalçayı içeriye doğru sakladık. Evet. Bizim için hareketin daha böyle küçük versiyonu, yani dizinde ciddi rahatsızlık ve sakatlık olanlar hareketi. Seda Hocam bizim için bir gösterir misin? Tabii. Hemen. Biraz modifiye edelim. Evet. Çok minik. Şöyle seni alayım. Bir de dönmeni rica edeceğim. Evet. Güzel. İleri yaş grubu, 60 yaş üzeri ve dizinde sakatlığı olanlar lütfen bu şekilde uygulasınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hazırsak 12 tekrar beraberiz. Hatice Hocam biz büyük açıdayız. Evet, çocuklar, yetişkinler ve herhangi bir sağlık problemi olmayan herkes. Bu arada bakın, bu püf noktalar çok önemli ama aynı zamanda sizleri dinlendirmiş oluyorum. Herkesin artık nefesi yerine geldi. Hazır, derin nefes alırken aşağıya in.
Nefes verirken yukarıya ve bir. Hep birlikteyiz. İn, 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 in. Bırakma. İki. Derin nefes al. Verirken yukarıya. Derin nefes al. Verirken yukarıya. Burnundan nefes al. Nefes sesini dinle. Haydi kendine odaklan. Yukarıya çıktığında kalçayı içeriye sakla. Ve son 5 olduğunu düşünüyorum. 4, 3, 2 ve tabii ki Hatice Hocam, tabii ki ne olacak? Kalça tamamen inmiş olacak. Evet, aşağıda bekliyoruz. Statik bekliyoruz. Biz de burada pervitik yapıyoruz. Küçük küçük, çok oturmadan. Ekran başında evde hareket zamanı diyen herkes bizimle şu an o dinlenmenin üzerine gelen bu hareketle tüm kalçaları, evet ayaktayız, salla bacak, kalça, bacak, basen hepsini hissettik. Aynı zamanda karın kaslarına doğru şöyle bir etkileşimi, titreşimi verdik. Şimdi bacakla devam edeceğiz yine. Aslında güzel bir kombinasyon. Gerçekten hani o kurtulmak istediğiniz birçok özellikle kadının basen bölgesi ve o daha dik kalçalar için lunge hareketini uyguluyoruz. Ve bu. Bir şekilde bir dahaki seansında bunun zorluğunu arttıracağım, etkisini arttıracağım. Ama önce yine Seda Hocam, bir kere daha seni alayım. Modifiye'yi göstermeni rica edeceğim. Küçücük bir adımla geriye doğru dizimi çok yere yaklaştırmadan ve çektim. Biraz daha küçült, biraz daha küçült. Daha az minicik inebilirsin. Geriye, popo geriye. Evet. Burada, tam aşağıda. Burada diz kapakları ayak parmak ucunun önüne geçmiyor. Hep ağırlık merkezi ortada. Sanki aynı zamanda bu açıda omurga kendi doğal pozisyonunda ve sanki başında bir mıknatıs var. Çene ile göğsün arasında da bir tenis topu var. Çok teşekkür ediyorum. Hız kesmeden devam ediyoruz. Herkes hazırlansın. Ellerini kalça kemiklerinin üzerine koy. Önce sağ bacak arkaya. Hazır. Derin bir nefes alırken in. Nefes verirken yukarıya. Hop. Ve bir. Hop. İki. Devam. Nefesini kontrol et. Açıları kontrol et. Devam. Süpersiniz. Haydi. Odaklan bedenine. İleri yaş grubu Seda ile devam ederken. Evet. Kal şimdi aşağıda. Kısa kısa yukarıya aşağıya. Nefes alıp verirken iyice yansın kalça. Arka bacaklar, basen bölgesi. Nefes al, ver. Evet. Son 4, 3, 2 ve hiç hız kesmeden hemen diğer bacağa geçiyorum. Sol bacak arkaya doğru. Hazır, hep birlikte başlıyoruz. Nefes alırken iniyorsun, nefes verirken yukarıya. Evet, ileri yaş grubu Seda Hocam'la birlikte devam ederken çocuklar, yetişkinler ve dizinde herhangi bir rahatsızlığı olmayan herkes zorlansa da bize eşlik ediyorlar. Derin nefes al, nefes verirken yukarıya. Her geçen gün evde hareket zamanıyla birlikte o zorlanmalar gerçekten yerini başarıyla hareketleri uygulamaya bırakacak. Bana güvenin. Ve Hatice Hocam, saydın mı? 9.
Süpersin. Lütfen kızlar sayın. Çünkü ben konuşurken sayıları karıştırıyorum. 12'de. Hatice hocam sendeyiz. Aşağıda statik bekliyoruz. Son tekrar. Ben kaldım artık. Haydi. Kısa kısa. 12 tekrar ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dayan, diren, diren. Haydi son 3, 2 ve süpersin. Bırak. Wow, evet. Şimdi ne dedik? Biraz daha yüklenmeye devam edeceğiz dedik. Bugün şöyle vücudun alt bölgesini gerçekten biraz konuşturacağız. Ne yapıyorum? Hemen hareketi gösteriyorum siz dinlenirken. Sağ bacak arkaya ama bu sefer çapraza gidiyor. Çapraza gittiğinde ön tarafta basen bölgesi, kalça yine iç bacaklar da aktif ama daha çok arka bacaklar, kalça ve basen bölgesine maksimumda etki yaratıyoruz. Sonra hangi bacağımız öndeyse o tarafa doğru aşağıda kal dediğimizde döneceğiz. Şimdi bu sefer Hatice hocam sen bizim için hareketi bir modifiye edersen ileri yaş grubu, 60 yaş üzeri ve aynı zamanda modifiyeyi hemen gösterebilirsin. Öncelikle kafamız da yere doğru bakıyor olacak. Çünkü burada omurganın duruşu çok önemli. Süper. Ayağı çok az geriye alıyorum ve dizi zorlamıyorum. Dizin öne doğru gitmesini engelliyorum. Geride kalıyorum, vücudum dik. Hemen tekrarlayalım. Karnımı içeri çekiyorum. Diz kapağı, ayak parmak ucunu geçmiyor. Geride kaldı, karnımı içeri çektim. Beldeki nötrlüğü bozuyorum. Şimdi içeri doğru çektim ve toparladım. Aşağı doğru çok az. Dokun ve çek. Tamam, süpersin. Teşekkür ediyorum. İleri yaş grubu, herhangi bir sakatlığı olanlar. Hatice hocamla devam ederken Seda hocam büyük açıda beraberiz. Haydi sağ bacak geriye hep birlikte. Evde hareket zamanı diyoruz. Durmak yok, yoruldum yok, bırakmak yok. Sizlere güveniyorum. Hazır, nefes alırken sağ bacak arka çapraza. Ve nefes verirken yukarıya. Hızınız bizimle beraber olsun. Ve... Evet, Hatice hocam sayıları da bırakma lütfen. Nefes ver. Derin nefes al, nefes ver. Evet, süper. Artık sona yaklaşıyoruz. 30 dakikayı böyle toparlıyoruz, az kaldı. Biliyorum canınız belki acıyor, belki yoruldunuz. Genel olarak vücudunuzda bir yorgunluk hissi olabilir, çok normal. Ama her sabah unutmayın beraberiz. Sonra tekrar aşağıda kal. Hangi bacağın öndeyse sol bacakların önde olması gerekiyor. Kitle kolları ve sola doğru küçük bir rotasyon. Hop. Göz ucuyla takip et vücudunun dönüşünü. Evet. Süpersiniz. Haydi hep birlikte. Son. 5, 4, 3 ve... Bir tane de kendiniz için yapıyorsunuz ve yukarıdayız. Oh, kızlar, basenler yandık, hissetti. Harika. Evet, hemen ne yapıyoruz? Tabii ki diğer bacak. Geliyorsunuz sol bacak arkaya çapraza. Gel bakalım, nefes al, ver. Derin nefes al, ver. Haydi. Lütfen öndeki ayak karşıya baksın, dönmesin. Dizler yere değmesin. Ve... Wow! Harikasınız. Açılara dikkat. Karın içeride. Haydi güçlü. Evet. Ve bundan sonra şöyle bir enerjiyi diyorum, arttıracağım. Hazırlayın. Son 2. Bunu sevdim. Arka taraf sayıyor. Ah, kal. Kal ve sağ bacak önde, sağ tarafa doğru vücudu hop. 1. Minik rotasyon. 2. 3. 4. Devam. Nefes verirken. Ver nefesini. Ver. 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 Ve bir tane benim için yap. Bir tane kendin için yap.
Bir tane evde hareket zamanı için kızlar bırak. Bravo. Olduğun yerde yürümeye başla. Kalp ritmini arttırarak tüm enerjiyle soğumaya geçmek istiyorum. Olduğun yerde yürü. Oh, harikaydınız. Nefes al ver. Ve izle beni. Bir 10 tane. 10 tane. Hatice hocamla biz. Wow, 10 tane. Tabii ki enerjik başladık, enerjik bitireceğiz. Seda hocam, bir hareketin ileri yaş grubu için ve sakatlı olanlar için gösterir misin? Küçük tabii. Açısını. Hemen. Küçük küçük bacakları açıp kapatıyorum. Süpersin. Süpersin ve haydi son hareket, direnin. Ekran başındaki bütün aile, 7'den 70'e herkes son 3, 2 ve hop 1, 2, 3, 4, 5, son 5, 4, 3, 2 ve wow harikasınız. Salla kolları, bacakları salla. Bacakları omuz genişliğinde açtın. Ayaklar karşıyı gösteriyor. Kollarını yana açtın. Yavaşça sağ bacağına doğru kapanıyorsun. Arka bacakları iyice aç. Nefes al ver. Nefes al ver burada. Yapabildiğin kadar. Herkes kendi vücudunun el verdiği açıda. Evet, hemen gel sola. Gel sola. Sol tarafa. Evet. Oldukça pratik, hızlı ve etkili bir soğumayla. Yavaş yavaş bir programın daha sonuna geliyoruz. Tut ayak bileklerinden. Ve dengede kalmaya çalış. Eğer zorlanıyorsan bir duvardan destek al. Üst bacak kas grubunu, şu quadriceps dediğim bölgeyi rahatlatıyorum. Çünkü bugün oldukça alt tarafa yüklendik. Yarın üst vücutla devam edeceğiz. Şimdi gel. Dengeyi bul ve burada kalça, basen, yaktık kalçaları, basenleri. Değil mi? Hissetti mi herkes? Biz hissettik. Biz çok hissettik. Evet, hepimiz hissettik. Gel diğer bacağı hemen. Hemen. İyice aç, 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 aç. Ve şöyle otur. Dediğim gibi bu hareketlerde denge kaybı yaşıyorsan eğer mutlaka destek al. Bir sandalyeye tutun, bir duvardan destek al ve kalçayı aç. Son olarak çevir omuzları, çevir, 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 çevir ve derin bir nefes al. Çek omuzlarını yukarıya. Wow, nefes ver bırak. Derin bir nefes al, 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 çek. Nefes ver bırak. Son olarak derin bir nefes al. Nefes ver bırak. Herkes kendini kocaman bir alkışlasın. Bravo, bravo. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız konusunda hiç şüphem yok. Star TV ekranlarında evde hareket zamanıyla evlerinize konuk olmaya devam ediyoruz. Yarın üst bölgeye odaklanacağız. Lütfen iyi dinlenin, sağlıklı beslenin, kendinize dikkat edin. Ve yarın yine aynı saatte bizlerle buluşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sporla kalın.